Üroloji, erkeklerde böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, varikosel, penis ve testisler ve cinsel hastalıklarla ilgili problemlerde ve bayanlarda böbrekler, idrar yolları, mesane hastalıklarıyla ilgilenir. Avrasya Hospital'da modern teknolojinin sunduğu imkanlarla özellikle orta yaş üstü erkeklerin önemli bir sağlık problemi olan prostat hastalığına erken teşhis ve tedavi yapılabilmektedir. Varikosel nedir? Varikosel erkeklerde çocuk sahibi olamamaya yol açan en sık rastladığımız rahatsızlıklardan biridir. Patoloji olarak kirli kanın yumurtalarına kaçma sorunudur. Kirli kanın içindeki bir takım toksik maddeler, yumurtalıktaki ısı artışı, erkekte üretilen spermin kalitesini olumsuz etkiler. Özellikle sperm hücrelerinin sayısında azalmaya yol açabilir. Daha ağırlıklı olarak sperm hücrelerinin hareketliliğini çok azaltır. Ve tabii bunun sonucu olarak da gebelik şansı azalır. Varikosel sık görülen bir rahatsızlık mıdır? Yaklaşık erkeklerde %20-30 sıklıkta varikosel rastlanmakta. Fakat bunların hayli az bir bölümünde kısırlık sorunu ile varikosel hastası karşımıza gelmektedir. Buradan çıkacak anlam varikosel hastalığının her daim düzeltilmesi veya tedavisi şarttır anlamı değildir. Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkeğin rolü ve etkisi nedir? Eğer bir çift bir yıllık evlilik süreci içinde çocuk beklentisine yanıt alamıyorsa, nasıl ki bayanla ilgili faktörler ve rahatsızlıklar tedavi ediliyor, araştırılıyorsa erkekle de ilgili faktörlerin araştırılması şarttır ve varikosel o zaman gündeme gelmektedir. Burada özellikle vurgulanması gereken klasik anlayışta ya önce bayan bir gitsin gözüksün, yumurtlamasında, hormonlarında bir sorun var mı yok mu, bunlar değerlendirilsin mantığını, alışkanlığını bir kenara koyup çiftlerin birlikte aynı zaman, eş zaman doktor kontrolüne gitmelerinin sağlanması çok önemlidir. Zira biz biliyoruz ki bir yıllık evlilik sonucu ve çocuk beklentisi olmasına rağmen gebelik elde edemeyen çiftlerde %50 bayana ait kadın faktörleri ve kusurları söz konusuysa da %50'ye yakın erkek faktörleri mutlaka rol oynamaktadır. Bu nedenle erkeğin de eş zamanlı olarak gidip kontrol ve tetkiklerini yaptırması son derece önemlidir. Bu sayede bayanın uzun zaman kontrollere gelmesi, zaman harcaması, maddi finansal harcamalar yapması bir şekilde önlenebilir. Ve bu gereksiz olduğu zaman, erkek faktörü ağırlıklı olduğu zaman bunun önüne geçilmesi mümkün olabilir. Varikosel nasıl tedavi olur? Varikoselin tedavisi cerrahidir. Varikosel hastalığı toplar damarların ayıklanıp temizlenmesiyle son bulur. Bu ameliyat sırasında kullanılan büyütücü gözlükler veya mikroskop yardımıyla yapılabilen ince teknik özellikleri olan bir ameliyattır. Aynı zamanda ciddi hayati riskler taşımayan bir müdahaledir. Genel anestezi altında yapılması tercihan söz konusu ve hastalar genelde bir gün içinde evlerine dönmekte, 3-4 gün içinde yavaş yavaş normal yaşantılarına katılabilmektedirler. Prostat hastalığı belirtileri nelerdir? Orta yaştan ileri erkeklerde prostat hayatın gelişiminde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Aslında prostat herkeste var. Organ olarak bulunmakta, aynı kalp gibi, karaciğer gibi. Yani benim prostatım varmış demekten ziyade bende prostat büyümesi veya bende prostat kanseri varmış tabirlerini oturtmamız gerekiyor. Tabii ki prostat hastalıkları birkaç çeşit. Orta yaş veya genç yaş erkeklerde prostatın enfeksiyonları yani iltihaplanmaları sıklıkla başa gelmekte. Bunların bir eziyeti elbette var. Kişide yanma, idrarda yanma, sık idrara gitme, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama, geceleri idrara kalkma gibi bir takım istenmeyen şikayetler prostat enfeksiyonu hastalarında da gözükmektedir. Bu genç ve orta yaş için söz konusu bir rahatsızlık grubu. Ama bundan öte prostatın iyi huylu büyümeleri ve kötü huylu habis tümörleri de söz konusu ki bunlar en erken orta yaş erkekleri yakalayabilmekte. Ama yaş ilerledikçe ileri yaş ve yaşlılık dönemi erkeklerde de bu tip hastalıkların sıklığı her geçen gün artmaktadır. Bir anlamda prostat hastası
olmak, prostat büyümesi veya prostat kanseri olmak yaşlılığın getirmiş olduğu doğal bir sonuç. Aynı bayanlardaki menopoz gibi, adetten kesilme gibi. Kaçınılması için ciddi bir tedbir bugüne kadar maalesef bilinmiyor. Bunu hayatın doğal bir süreci olarak görmek çok önemli ve tedbirli olmak, tedbirli davranmak çok önemli. Buradan da kastımız değişik ekollere göre 40 yaşı, 45 yaşı veya 50 yaşı aşan erkeklerin hiç olmazsa senede bir kere üroloji kontrolünden geçmeleri, üroloji muayenesinden geçmeleri ve prostat hastalığına dair bir başlangıç, sinsi bir ilerleme olup olmadığının ortaya konulması son derece önemli. Eğer prostat kanseri için söyleyeyim, özellikle prostat kanseri için belirtilerin çıktığı dönemde teşhis koymamızın çok bir hasta açısından yararı olmayacak. Kaç tip prostat hastalığı vardır? Prostat hastalığının temel iki dalı iyi huylu büyümeleri ve kanserleri dedik. İyi huylu büyümeleri kişide idrara sık çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama gibi şikayetler olabileceği gibi ki bunlar çok genel şikayetler. İnce idrar yapma, taziksiz idrar yapma, idrarın sonunda idrarın devam etmesi, damla damla süre gelmesi, aniden kesilememesi, başlangıcında zorluk olması gibi bir takım tıkayıcı belirtiler, tıkayıcı işeme belirtileri olması söz konusu. Bunlar zaten kişiyi doktora getiren, hekime getiren şikayetler ve belli bir kontrol sonrası da en azından başlangıçta ilaç ile rahatlatma yoluna gidilen sıkıntılar. Ameliyat türlerinden bahseder misiniz? Cerrahi tedavi alternatifleri çok sayıda. Bu aslında birinin mükemmel, bir ameliyat tipinin mükemmel olmamasından kaynaklanıyor. O yüzden birçok alternatif hali hazırda uygulanmakta ve birçok insana da yararlı olmakta. Burada temel felsefe şu, kişi kesinlikle şu tip ameliyat iyidir veya bu tip teknoloji daha iyidir, mükemmeldir gibi bir güdümle hekime başvurmamalı bence. Zira hastalık yok, hasta var. Dolayısıyla hekiminiz size sizin hastalığınızla ilgili ve durumunuzla ilgili en uygun cerrahi tedaviyi seçmelidir. Her hastaya aynı tip teknolojiyi uygulamak değişik nedenlerle uygun değil. Burada özetle şunu söylemem gerekecek. Yani en iyi ameliyat tipi veya en iyi ameliyat teknolojisi yok. Sizin için veya o hasta için en iyi yöntem var ve onun seçimini hekimle birlikte yapmanız bence en doğrusudur. Prostat kanseri durumunda ne yapmalıdır? Prostat kanserlerinde ise hastalığın yayılıcı, çoğalıcı, saçılma, dağılma özelliğinin olması ve bunların neticesinde de kişinin yaşam kalitesini bozabilecek etkiler yaratması nedeniyle prostat kanserinin tedavisi çok daha ciddiyet, dikkat gerektirmekte, daha iyi düşünülmesi gereken bir hastalıktır sonuçta. Erken evrede ameliyatlar, ışın tedavileri söz konusu ancak ilerlemiş evrede yayılma olmuş prostat kanseri hastalarında ilaç tedavileri, hormon tedavileri, yeri geldiğinde kemoterapi ihtiyacı doğmaktadır. Burada çok dikkat edilmesi gereken en önemli nokta prostat kanserini erken teşhis etmeniz çok önemlidir. Eğer bir prostat kanseri hastası erken teşhis alabilmiş ve uygun tedaviyi görmüşse gerçekten hayat boyu normal yaşamını sürmekle beraber hayat boyu bir yaşam kalitesinde düşüş de olmamaktadır. Yani bu bağlamda prostat kanseri olup erken yakalanmış, güzel tedavi olmuş bir insan bir ömür boyu sağlık içinde bütün işlerini aksatmadan, bütün yaşam kalitesini koruyarak ömrünü sürdürebilmektedir. Ancak hasta eğer geç kalmışsa, örneğin bir kemik sıçraması varsa, akciğer sıçraması varsa, o zaman gerçekten kişinin yaşam kalitesi, yapabileceği efor gerçekten düşmekte. Bu da ömür beklentisini de azaltmaktadır. Avrasya Hospital, Şifa Kapısı.